Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dairenin çevresi ve alanından bahsedeceğim. İlk olarak çemberin çevresiyle başlıyoruz. Çemberin çevresini biz 2 pi r ile buluyoruz arkadaşlar. O merkezli bir çemberim var. Bu O merkezli çemberimin çevresini, yani şu taradığım kısmı 2 pi r ile buluyoruz arkadaşlar. Çemberin yay uzunluğu. Arkadaşlar yay uzunluğu şurası O merkezli bir çember olsun. Şu AB yayının uzunluğunu 2 pi r alfa bölü 360 ile buluyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek soru birimize geçelim. AO'yu 7 santim vermiş. Yazıyorum. AB 3 kök 5 vermiş. Yazıyorum. Arkadaşlar burada O merkezli çemberden B noktasına indirdiğim doğru nedir arkadaşlar? Diktir. Merkezden teğete indirdiğim için bu doğru nedir? Diktir. Burası da yarıçap. BO dediğim şey de yarıçap. O zaman burada ne yapacağız? Bir Pisagor yapacağız. Hemen Pisagor'umuzu yapalım. R kare artı 3 kök 5'in karesi eşittir 7'nin karesi. Burada R kareyi 4, R'yi de nasıl buluyorum? 2 buluyorum. Peki ben bu dairenin çevresini nasıl bulurum? 2 pi r. R'yi de 2 bulmuştuk. 2 pi çarpı 2'den çevresini nasıl bulurum? 4 pi. Şimdi arkadaşlar burada OB'ye 36 vermiş. AB yayının uzunluğu. Bakın üstünde şu şekilde bir ifade var. Bu ne demek? AB yayının uzunluğu. Yani şurası demek. AB yayının uzunluğunun kaç varmış? 6 pi vermiş. Peki ben AB yayının uzunluğunu nasıl buluyorum? 6 pi eşittir. 2 pi r alfa bölü 360 ile buluyorum. Devam ediyorum. 6 pi 2 pi r. R'im kaçtı? 36 çarpı alfa bölü 360. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam burada alfa açısını kaç buluyorum arkadaşlar? 30. En zor sorulardan biri. O merkezli çemberler birbirlerine 2 santim yarı çapla birbirlerine teğet olacak şekilde ve etrafına gergin bir halat bağlanmış arkadaşlar. Şimdi bakalım gergin halat dediğim şu ne? Elimle çizdiğim yerin uzunluğunu soruyor bana. Şimdi yarı çapı 2 santim. Şimdi merkezden teğete indirdim dik. Merkezden teğete indirdim dik ve 2 santim. Şu ikisini birleştirdim. Buralar yarıçap olduğu için 2 2. 2 2 ise şu elimle taradığım bölge ne oldu? 4 oldu. Diğer kenarlarda da yaptım. TYT indirdim 2, birleştirdim. TYT indirdim 2. Aynı şekilde bunları birleştirdim ve teğetlere indirdim. 2 2 2 2 2 2. Bakın içeride nasıl bir üçgen oluştu? Eşkenar bir üçgen. O zaman bütün açıları kaç derecedir? 60 derece. Arkadaşlar burası 60. Şurası 90. Burada bir dikdörtgen oluştu. Burası da 90. Burada da bir dikdörtgen oluştu. O zaman burası 60 ise şuraya kaç düştü? 120. O zaman şuralarda 120. Burası da 120. Şimdi 4. Burası 4. Burası da 4. Şimdi 4'ten kaç tane var arkadaşlar? 3 tane 4'üm var. 3 tane 4'üm var. Peki şu elimle taradığım yeri nasıl bulacağım? 2 pi r açım kaç? 120 bölü 360'tan bulacağım. Kaç tane var elimde? 3 tane var. 3 kere 4 12. Artı 2 pi r'im kaç? 2. Şunu şunu sadeleştirdim. Burada 3 geldi. 3'ler de birbirini gitti. 12 artı 4 pi oldu. Çevresi. Dairenin alanı. Dairenin alanını biz nasıl buluyoruz gençler? Pi r kare. Yani o merkezde bir daire vermiş. Bunun içini biz pi r kare ile buluyoruz. Örnek soru 4'e bakalım. AB 8, BC 6 ve bana taralı alanı soruyor. Taralı alanı nasıl bulurum arkadaşlar? Tüm dairenin alanından şu dikdörtgenin alanını ne yaparım arkadaşlar? Çıkarırım. Peki dairenin alanını nasıl çıkarıyorum dairenin alanını? Pi ve kare değil mi dairenin alanı?
eksi dairenin alanından nereye çıkaracağım? Dikdörtgenin alanı 6 ile 8'in çarpımı 48'i çıkaracağım. Benim burada önemli olan şey neyi bulmam? Yarı çapı bulmam. Şimdi bak, A ile C'yi birleştirdim. 90'ı gören yer nedir? Çap. Her zaman 90'ın gördüğü yer çaptır. E burası 6, burası 8 ise buraya kaç düştü? 10 düştü. E 2R dediğim şey çap 2R değil miydi? 2R dediğim şey 10 mu oldu? O zaman R'miz kaçtır? 5'tir. O zaman burası pi, R'miz 5, 25, eksi ne yazacağım? 48. Yine dairenin alanını sormuş. Arkadaşlar, O merkezli bir çember var. Hemen çemberin merkezinden teğet bir tane dik indirdim. Burası 1 birim, burası 7 birim. Ne yapacak? 2 eş parça ayıracak. Çemberin merkezinden indirdiğim teğet 2 eş parça ayırır. 7, 1 daha 8. 2 eş parça ayırması için buraya 4. Buranın tamamının da 4 olması için buraya kaç düştü? 3 düştü. 2 eş parça ayırdı. E burası bildiğim bir üçgen. 3, 4, 5. Şimdi A ile O'yu birleştiriyorum. A ile O'yu niye birleştiriyorum? Çünkü alanını bulmam için yarı çapına ihtiyacım var. A ile O'yu birleştirdiğim yer benim yarı çapımdır. Burası 4 birim. Burası 4 birimse buraya kaç birim düştü? 4 kök 2 birim düştü. O zaman ben bu dairenin alanını nasıl buluyorum? Pi r kare. E yarı çapım 4 kök 2 ise pi 4 kök 2'nin karesinden ne geldi? 32 pi geldi arkadaşlar. Peki daire diliminin alanı bu şekilde verirse. Pi r kare alfa bölü 360. Dikkat et, alfa açısı her zaman nerede olacak gençler? Merkezde olacak. Pi r kare alfa bölü 360. Daire parçasının alanı. Arkadaşlar, şuradaki taralı alanı soruyor. Tüm dairenin alanından üçgenin alanını çıkardığım zaman daire parçasının alanı bulmuyor muyum? Evet. S pi r kare alfa bölü 360'dan 1 bölü 2 r çarpı r sin alfayı ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Eğer AB uzunluğum CD uzunluğuma eşitse S1 alanım S2 alanıma her zaman ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. Şimdi burada AB'yi vermiş. Ne kadar vermiş? 6 pi vermiş. Boyalı alanı soruyor. Şimdi ben AB yayının uzunluğunu nasıl buluyorum? 2 pi r alfa bölü 360. Şimdi 6 pi neye eşitmiş? 2 pi r 108 bölü 360'ı. Buradan işlemleri yaptığımda r'yi kaç bulurum? 10. Peki bana bu daire diliminin alanını soruyor. Bu daire diliminin alanını nasıl bulurum? Pi r kare 108 bölü 360. R'miz 10'du. R yerine 100 yazdım. 108 bölü 360'dan daire diliminin alanı ne geldi arkadaşlar? 30 pi geldi. Şimdi taralı alan sormuş. Hemen şununla şunu birleştiriyorum. Şimdi burası yarı çap 12 ise burası da yarı çap ne olacak? 12 olacak. Buraya 60, buraya da 30 diyorum. Neden? 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç olur arkadaşlar? 12. O zaman burası 30 ise burası da ne olmak zorunda? 60 olmak zorunda. O zaman 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı kaç oldu? 6 kök 3. Şimdi taralı alanı nasıl bulurum? Şurası da 30, 60, 30. Şuranın alanı nasıl bulurum? Pi r kare 30 bölü 360'dan neyi eklerim? 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'yi eklerim. Hemen r yerine 12 yazdım. Pi 144 30 bölü 360 artı 18 kök 3. Ne geldi burada işlemi yaparsam? 12 pi artı 18 kök 3 geldi. Hemen bakalım. Yarı çapı 6'ymış. Boyalı alan 30'muş. Tamam. Boyalı alanı nasıl buluyorum? Şu açıya da alfa diyorum. Boyalı alanı pi r kare alfa bölü 360 ile buluyorum. Pi r kare alfa bölü 360. Pi r'miz kaç? 6. 36 alfa bölü 360. Niye eşit? 30'a eşit. Alfa dediğim şey 300 bölü pi. Açıyı buldum. Bana nereyi soruyor? AB yayının uzunluğunu soruyor. AB yayının uzunluğunu nasıl buluyorum?
2 pi r alfa bölü 360. Hemen 2 pi r'mizi 6'ya yazdım. Alfa dediğim şey 300 bölü pi'dir. Çarpı 360'tan. AB yayının uzunluğunu kaç buldum arkadaşlar? 10 buldum. Örnek soru 9. Şimdi AB'ye kaç santim demiş? 12 santim demiş. O zaman burası 6, burası da 6, burası da 6. Çünkü yarıçap olarak 12 ne yapacak? Merkez olduğu için 6 6 bölecek. Şimdi arkadaşlar şurası teğet olduğu için dik. O zaman burası 30 ise buraya kaç düştü? 60. Şimdi 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı kaç oldu? 6 kök 3 oldu. Şimdi ben şu taradığım alanı nasıl bulurum? 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den neyi çıkaracağım? Pi r kare 60 bölü 360 çıkaracağım. Yani 18 kök 3 eksi pi 36 çarpı 60 bölü 360'dan 18 kök 3 eksi 6 pi geldi arkadaşlar. Örnek soru o. Şimdi ben buraya A desem. Şu elimde de şurayı kapattım. A artı S çeyrek çemberin alanı değil mi? A artı S. Evet. Pi r kare 90 bölü 360 değil mi? A artı S. R'miz kaç burada? 6 karesi 36 90 bölü 360'dan A artı S'i kaç pi bulurum arkadaşlar? 9 pi. Aynı zamanda A artı S dediğim şey 6 çarpı BD bölü 2 değil midir arkadaşlar? Evet, A artı S. Elim buraya kapı koyduğum zaman. Bunda 9 pi'ye eşitlersem BD'yi kaç pi bulurum arkadaşlar? 3 pi bulurum. Evet, şuraya A dedik. Bu bir D merkezli çeyrek çember. Aynı zamanda ABCD kare. Bütün kenarları 8, 8. Tamam. S1, S eksi S2'yi soruyor. Şimdi S1 artı A. Onu bulabilirim değil mi? Arkadaşlar şu 8 ise yarı çapı kaç bunun? 4. S1 artı A. Pi r kare bölü 2. Neden r kare bölü 2 yaptı? Çünkü yarım çember. S1 artı A. Peki S2 artı A'yı nasıl bulacağım? Şimdi tüm karenin alanından, tüm karenin alanı ne? 64'ten şu elimle çizdiğim çeyrek dilimi çıkaracağım. Tüm karenin alanından pi 64 90 bölü 360 çıkardığımda neyi buluyorum? S2 artı A'yı buluyorum. S1 eksi S2 istediği için aşağıya eksiyle çarpıyorum. Ve işlemimi yaptığım zaman 24 pi eksi 64 gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar örnek soru 12. Kane 4 santim. 2, 2. Kane 4 santim ise M merkezde olduğu için 2, 2 böldüm. N de merkez. Burası 4 birim olduğu için buraya 4 birim düştü. Burası da 4 birim. Şimdi S2 dediğim arkadaş pi r kare bölü 2'dir. Yarım çember. S1 dediğim arkadaş pi r kare bölü alfa bölü 360'tır. Şimdi bunlar birbirine eşitse ikisini birbirine ne yapıyorum? Eşitliyorum. Buradan alfa arkadaşını kaç buluyorum? 45 buluyorum arkadaşlar. 13. soruya geçtik. Şimdi burası 120, burası 30, burası da 30. Tamam, 180 olacağı için. Şimdi şunlar birbirine ne eşit? Yarıçap oldukları için. Şimdi o zaman buradaki 30'un karşısı buradaki 30'un karşısına eşit. Şimdi arkadaşlar PR uzunluğu ST uzunluğuna eşitse şu taralı alanlar birbirlerine ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Hemen şu taralı alanı yaptım. Buraya attım. Çünkü neden? Şu alan şu alana eşit olmak zorunda. O zaman bana şu daire diliminin alanını soruyor. Bu arkadaşı buraya atarsam. Bunu da nasıl bulurum? Pi 2 kök 6'nın karesi 30 bölü 360'dan bulurum. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 2 pi gelir. Gençler bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.